Ozan İsmail abi yine ünlü konuşuyor. Değil, gelin bir kahve içelim diye. Buca tostçusu. Buca yanık kahvelerde bir de dönerci İsmail abinin yanına geldik. Dönerci İsmail amca. İsmail amca kolay gelsin. Kolay gelsin İsmail amca. Sağ ol. Nasılsın, iyi misin? İyi Allah'a şükür. İsmail abi, senin lakap Kasap İsmail miydi? Asıl ya bizim asıl mesleğimiz kasaplık. Kasap değil mi? Kasaplık. Biz bak bunu sonradan yaptık. Şimdi ben bir şey öğrendim. İsmail abi önceden kasapken dönercilere döner için et verilmiş. Ondan sonra ya, bakmış bu döner böyle yapılmaz demiş. Doğru mu İsmail abi? Ya şimdi geliyorlar hep dananın butunu alıyorlar. Kaba kısmını alıyorlar. Aslında kabanın neti, kaba yer diye bir güzel olmaz yani. Neresi güzel olur? Yani kol, döş. Düş. Yani kolla düşü. Başka yerlere lezzet vermez yani. Ama tam tersi yapıyorlar. Geliyorlar butun hep kabasını yaprak açıyorlar. İsmail abi. Yapıyorsun onların kendi bilecekleri bir iş. Ben nereden bu işi ben yaparsam bir gün hep döşten yapacağım döneri de. Şimdi öyle yapıyorsun değil mi? Hangisini yapıyorsun? İsmail amca, senin dönerin de odun ateşinde. Hı. Odunlar da burada. Bunlar ne odunu? Gürgen. Gürgen. Gürgenden yapıyorsun. Gürgen ateşi. İsmail amca, biraz zahmetli de oluyor değil mi odunda? Tabii tüp gibi kolay değil. Aile de tabii. Tüpe benzemiyor. Tabii. Tüp kolay. Müşteri gelmediği zaman kapat. Kapatıyorsun, bekliyorsun. Ama bunu bekletme şansın yok. Zaten o yüzden çok bu da büyük devamlı olmuyor. Yanıyor. Evet. Bir de bitiyor senin dönerin değil mi? Yapmıyorum ben fazla. Fazla yapmıyorsun. Az olsun öz olsun. O kadar. En güzel. Erken gelen yesin. Evet, İsmail amca yaş kaç? 70 açtık. 70 maşallah. İşte durur mu ya? Açtık. Çalışmaya mı borçluyuz İsmail amca? Vallahi ben 60 seneden beri çalışıyorum. Ay maşallah. Bildiğim bileli hayat çalışıyorum. 10 yaşında başladık bu işe. Okula, askere hep kasap dükkanına gittim yani. Rahmetli patronum vardı, Cuko. Okula dahi onlar beni yazdırdılar yani. Vay be. Orada sonra işte askere gittik. Askerden geldikten sonra hastaneye girdim. Hastaneye girdikten sonra 73'te tekrar kasaplığa başladık biz. Hem hastane hem kasaplık böyle yürüttüm yani 24 sene. Ne güzel. Hiç ara vermeden. Hiç ara vermeden. Vermeden. Ay maşallah. En sonunda işte bir müddet sonra kasaplığı bıraktık. Dedim, bu işle girelim. Kukuruçilik yaptık. O da çok güzel oldu. Ama işin garip tarafı. Kukuruçilik temizleyici yer bulamadık. İnanmayacaksınız ama gerçek bir şey var. Yalan söylemiyor bana. Sen zaten çalışmadan duramaz mısın ya İsmail amca? Arabanın içinde bardakları temizlemeye kalktık, araba koktu. Evde temizlemeye kalktık, hanım evde kovaladı. Dedi evet. Böyle olmaz dedi, misafir geliyor ve dedi, kokuyor dedi. Yapma ya. Vallahi dedi kokuyor. Arkadaşın evine gittik bardakları temizlemeye. Anası da çamaşırları yıkamış, asmış tellere. Çeşme de çamaşırların altında. Biz başladık çamaşır yıkamaya. Barsak da tabii haliyle patlıyor, şık yapıyor, sıçrıyor. Babası çıktı rahmetli Mümin amca. Ya dedi, Efe dedi, ne yapıyorsunuz ya? Dedi, ya olur mu dedi, burada bir çocuğum dedi oğluna. Baba dedi, baş, bir yaptı dedi, kaçtı baba. İki dakika geçmedi, anası bir çıktı. Çabuk dedi, defolun buradan gidin dedi. Biz barsakları tenekeye koyduk, tekrar geldik. Temizleyici yer bulamadık. Ondan sonra ben bıraktım artık. Dedim bu iş olmayacak. Ama temizleyecek yer bulamadınız diye. Bulamadık diye bıraktım. Vallahi bak. Ne zaman oldu İsmail amca? Vallahi bu burayı ne zaman açtım bilmiyorum ki ben buraya ne zaman açtığımı. 2004'te buraya açtım dediğin 2003'te. 2003'te. Hemen akabinde açtım. Ben şikayet ettiler. Burada ben döner yapıyordum. Kukuruç yapıyordum. Burada mı yapıyordun yine? Tabii burada yapıyordum. Burada aynı dükkanda. Şuraya asıyordun. Ama olsun, bizim burası depoydu. Kasabın deposuydu bu. Ben burada elektrikli ocakta pişiriyordum. Dükkanın önüne çıkarıyordum onu. Orada satıyordum onu. Her gün 50-60 yapıp satıyordum. Bir baktım bir gün ekmeğini alan geliyor tepsinin içine. Böyle yağları bandırıyorlar. Bu sefer beni şikayet ettiler. Geldi belediye çavuşları. Dediler aklınızda şikayet var. Ya dedim kasap yerinde herkes yapıyor ben niye yapmayayım? Geldi rahmetli sahibi. Cavit abi. Ona da Longor Cavit derlerdi yani. Labi öyleydi. Buyur Cavit abi, yap dedi burada dedi, içeride. Ya çok masraf gider dedim buraya. Gitsin dedi, kira almayacak senden hiç sene. Olmaz dedim öyle şey. Tamam dedim yapacağım, sağ ol. Başladım ben yaptım o zaman, bir masrafım gitti buraya. Dönerim, ondan sonra dönere döndüm ben şey. Kukur işini bıraktım. Dönere döndüm. Kukur işini çok... Aynı bu tezgah yine aynı. Bak kaç sene oldu, 17 sene oldu bu tezgahdan gidiyorum. Sonra ben tabii buraya başlayınca
Onlar dayanamadı, verişket edenler. Kapattılar, kaçtılar. Bir daha da gelmediler. Bir müddet sonra dedim kukuruşçilik yapayım şurada depoda. Kukuruşçilik takmıştı bu İsmail amca. Kukuruşçu olacak illa. Bizim mesleğimiz bu, kasap adamı biz. Evet. Ama kukuruşçilik en büyük sorun ne biliyor musun? Yıkama sorunu. Onu yıkaman kesin bir şey ister. İyi yıkaman ister onu. Bir adam alıyor bağırsağı mezbahadan, ne yıkıyor bilmiyoruz ki. Ama biz kendimiz yaptığımız için bunu, kendimiz yediğimiz için yıkamamız gerekiyor. Tabii. Ama tesis yapamıyoruz. Neden? Masraflı çok olur. Tabii. Biz küçük bir esnafız yani. Fazla bir... Sen hazır da almak istemiyorsun. Kendin yapmak hazır istiyorsun. Hazır ben kullanmam. Yok yapmam artık. Yani yaş bitti artık. Ah be İsmail abi, yapsan da güzel bir kokoreç yesek be. Valla ben valla daha çok uzaklardan geliyorlar kukuruç yolları. Ama ben böyle şöyle... sadece kuzu bağırsağını kullanıyordum. Tabii. Kuzu bağırsağını, bumbarını, çözünü. Ama şey kukuruşlar hepsi... Dana bağırsağı artık, dana kullanıyorlar. Ateş, ateş de güçlendi, harlandı. İsmail amca odun attı ya az önce. İsmail amca, sana ben yanık kahvelerle ilgili bir şeyler sorayım. Sen kaç yıldır buralardasın? Yavrum biz buraya, ben burada okudum. Çanakkale şey, Çakabey'de okudum. 60'lı yıllarda ben Çakabey'de okudum. Şimdi orası bir kısmı bozuldu. İki okul vardı burada. Bir Çakabey, bir Umurbey vardı ilkokul olarak. Sen, sen küçüklüğünden beri buralardasın ha? Tabii. Ne güzel değil mi İsmail amca? Küçükken gezdin, dolaştın sokaklar. Ama beni büyük okula gönderdi. Babam göndermedi beni okula. Kaç yaşında başladın okula? Valla ben okulu bitirdim, askere gittim. 18 yaşında bitirdim okulu. Ama o zamanlar da ilkokulu bitirdim, parmakla gösteriyorlar. Tabii. Helal olsun diyorlardı, bu beşi bitirdi. Çok kişi kalıyordu çünkü. Adam 7 sene, 8 sene olmuş ilkokula gidiyor, daha bitirememiş. Biz bitirdik. Şimdi Ozan, dönerin de bir tadına bakalım mı? İsmail amca, dönerimiz hazır mı? Hazır. Hazır. İsmail amca, bize bir yarım yap. Biz onu yarım yarım böyle yiyelim. Puansız. Evet, İsmail amca önce Ozan bak şurada. Görüyorsun, ekmeğini ısıtıyor önce bir. İçini kızartıyor. Biz ısıtıyoruz ekmeği. Ne bileyim ben, öyle başladık, öyle gidiyoruz işte. Biz her yerde yiyoruz, görüyoruz. Ama seninki için bak, karşıya kadar geldik. Daha uzak yerlerden gelen de vardır. Ben dedim ya, eti hep döşten alırım. Bir şeyi merakla yapıyorsan, iştenlikle yapıyorsan o mantı güzel olur. Valla buradan alan adam bize Amerika'ya döner getirdi, uçakla gönderdi. Gelen uçaklardan gelen... Videonun başlığı belli oldu. Amerika'ya uçakla döner gönderiyor. Valla aldı adam 3 tane 4 tane aldı. Dedim hatta nasıl göndereceğim bunu, ben göndereceğim dedim. Valla dedin geliyor öyle müşteri. Öyle mi? Evet, iki aile otobandan dönmüşler, otobandan giderken. Vay be! Beş otobandan geri buraya. İsmail amca, namlunu duyan geliyor. Hayal kırıklığına uğradılar. Onların düşmüşler yerimekle 30 milyon, 40 milyon verme. Biz de 16 görünce şaşırdılar. Ya dedi, bu kadar ucuz olur mu? Üstü kalsın dedi. Ne yapalım dedik biz de böyle. İsmail amca, bir hayal kırıklığına uğradılar ya. Biz onlara paranın üstünü verince şaşırdılar yani. Yani yarı kıyma, yarı et. Sırf dana etinden döner olmaz. Bilmiyorum, biz kasap olduğum halde ben yapamam yani böyle sırf danadan böyle. Sert olur, kayış gibi. Evet, olur. Genelde iyi dönerciler de öyle söyler zaten. Yağlı olmasın. Dana kuzu şimdi, karışık olacak derler. Şöyle, adamlar sırf yapıyorlar, dana yumuşatmaya çalışıyorlar onu. Ben yarı dana, yarı şey, kıyma, yarı et. Başladım öyle gidiyor. Normalde böyle mi? Yok, normalde böyle. Normalde böyle. Ben biliyorum öyle olduğunu da, videoda hani en azından belli olsun. Baksana. Domates olsun İsmail amca. Soğana gerek yok İsmail amca. Şimdi saatte erken ye biraz. Az bir domates şöyle. Yeter mi iki tane? Yeter. Yeter, sağ ol. Şöyle etin tadını alalım. Acı ver istersen. Az olsun İsmail amca. Çok az, çok az. Ya da hiç atma. Ha tamam. Kafana göre İsmail amca, nasıl istersen. İsmail amcacığım, ellerine kollarına sağlık. Afiyet olsun. Bak işte bize torpil geldi şimdi üstüne, gördün mü Ozan? Bu torpil işte. Bu bizim İsmail amcanın bize olan torpili. Eline sağlık İsmail amca. Afiyet olsun. Çok sağ ol. Şöyle gösterelim.
Kurcalayan kahvelere gelince İsmail amcam olacak siz. İsmail amca sen de bir selam göndermek ister misin? Bizi izleyenlere çok çok selamlar. Siz de Buca'ya gelirseniz mutlaka yanık kahvelerde İsmail amca da, dönerci İsmail amca da şöyle kendinize yarım ekmek bir döner ısmarlayın. İsmail amcayla sohbet muhabbet edin. Çok güzel bir adamdır. Ozan'cım gördün. Nefis bir adam, nefis. Muhteşem bir adam. Tabak karşıya kadar geldik buraya. Aynen öyle. Sırf dün yiyemedik, bugün yiyelim diye. Instagram'daki videodan da zaten İstanbul'dan falan gelenler olmuş yani. Evet. Onlar zaten videoda İsmail amca kendisi de anlatıyor. Keyifli bir yer. Yavaş yavaş videoyu kapatalım. Videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Hepinize sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.